Arkadaşlar selam. Konumuz Fiat Egea. Bizim en çok montaj yaptığımız araç ve Fiat Egea ile ilgili Fiat servislerinin bir anlamda bir eksiği var. Onu dile getirmeye çalışacağım. Önemli de bir konu. Buji değişim aralığı. Arkadaşlar Fiat Egea 1.4'te ne kullanılıyor? Nikel buji kullanılıyor. Peki nikel bujinin ömrü nedir? Üretici firma yani NGK firması buji değişim aralığını, bujinin ömrünü 20.000 kilometre olarak belirlemiş nikel bujilerde. Bu araçları kullanılan buji nikel buji arkadaşlar. Peki zamanında buji değiştirmemek araçta nasıl bir karışım hatasına düşürür, nasıl bir soruna sebep olabilir derseniz işte bununla ilgili de bir takım araştırmalar yaptık. Özellikle bizi burada oksijen sensörü ilgilendiriyor. Arkadaşlar aracımızda ateşleme ile ilgili problem olduğu zaman yani buji ömrü dolduğu ve buna rağmen değişmediği zaman ya da işte bobin ya da buji kablosu olan araçlarda buji kablosu yani sonuç itibariyle ateşleme problemleri araçlarda fakir karışıma sebep olur. Diyeceksiniz ki yani araçta yanmayan bir yakıt varsa ki buji görevini görmüyor, tam yanma yapamıyor ve araçta fazla yakıt var. Nasıl zengin olmaz, nasıl fakir olur derseniz bunun da bir izahı var teknik olarak. Arkadaşlar aracımızda bir parçamız var ki çok hayati, bu da oksijen sensörü. Oksijen sensörü oksijeni ölçen yani egzoz gazındaki oksijeni ölçen parçamız. Yani egzoz gazındaki karbondioksidi, karbonmonoksidi, hidrokarbonu ölçmüyor. Sadece oksijeni ölçüyor. Aracımızda ateşlemeden dolayı bir problem var. Yani buji zamanında değişmedi. Ateşleme problemimiz var. Öncelikle bu araçta arkadaşlar sanki böyle bir avans eksikliği gibi algılanıyor. Yani avansta bir değişme gibi algılanıyor. Bu bir. Arkadaşlar bir de araçta yanmayan yakıttan dolayı. Çünkü buji tam ateşlemediği için yakıt fazlalığı oluşuyor. Yakıt yanamadığı için de egzoz gazındaki oksijen miktarı olması gerekenin altında oluyor arkadaşlar. Çünkü oksijen özellikle yanma sonucundaki, reaksiyon sonucundaki gazlardan da bir tanesi aynı zamanda. Dolayısıyla aracımıza nasıl bir sinyal gönderiyor oksijen sensörü? Oksijen az. Oksijen az sinyalini gönderdiği için de aracımızda fakir karışım oluşuyor arkadaşlar. Fakir karışımın bizim için hayati bir önemi var. Birincisi aracımızda yakıt fazlalığına sebep olacaktır. Çünkü aracımızdaki yine oksijen sensörü sayesinde bir harita oluşturulur. O haritada düzeltmeler yapılır. Eğer biz ateşleme ile ilgili problemimiz varsa ve fakir karışım algılıyorsa ne yapar? Zengine çekmeye çalışır. Daha da çok yakıt yığmaya çalışır. Yani bu döngü arkadaşlar bir noktaya kadar devam eder. Artık bir noktadan sonra araç der ki tamam yeter. Daha artık düzeltme yapamıyorum der. Ve yakıt yığması, yakıt artışı yapmaz. Dolayısıyla ateşleme ile ilgili problemlerin bize en önemli yansıması bir, yakıt problemleri aracını fazla yakacaktır. İki, aracımızın fakir çalışması. Peki aracımızda fakir çalışma varsa bize nasıl bir etkisi olacaktır? Motor iç ısısında artış olacaktır arkadaşlar. Motor iç ısısının artışı bizim için önemli. Yağ yakma hadisesi konusunda önemli. Yağ yakma olayının en büyük sebeplerinden bir tanesi motor iç ısısının artışı olarak gözlemlemekteyiz. Bunun yanında LPG sistemleri açısından daha da hayati öneme sahip. Aracımızda fakir çalışma varsa ki demin dediğim gibi bujiden dolayı bunu yapar. Fakir çalışmadan dolayı araçtaki ısı artışı, egzoz gazının artması subap sorunlarına, subap problemlerine sebep olur. Ta ki subapların değişimine kadar gider. Gerçi Egea 1.4 modelinde subap konusunda çok sağlam bir malzeme kullanmış. Dolayısıyla subap sorunu kolay kolay görülmez. Ama işler ters gittiğinde yani sağlam malzemeyi de dinlemeyecektir ve subaplar da değişecektir. Arkadaşlar dediğim gibi araçtan çıkan buji, nikel buji ve her 20.000 kilometrede bir değişmesi lazım. Biz Fiat servislerini aradığımızda, şöyle 4-5 tane servisi aradığımda şunu söylediler. Aracınızdaki buji 40.000 kilometrede değişecek. Bu yanlış. Üretici firmanın belirttiği süre 20.000 kilometre arkadaşlar. Hatta birkaç tane Fiat servisi şunu dedi. 40.000 kilometrede ustamız bakıyor, kontrollerini yapıyor ki bunu elle gözle yapıyor. Eğer gerekli görürse değişiyor diye bir cevap verdi. Dolayısıyla bu hataya düşmemek lazım.
nikel bujilerin ömrünün 20 bin kilometre olduğunu bilmemiz lazım. Peki ben 20 binde bir değiştirmek işime gelmez, daha uzun ömürlü istiyorum diyorsanız o zaman iridium bujini geçeceksiniz. Yine Fiat Egea için NGK markasının iridium bujisi geldi. Biz de stoklarımıza ekledik zaten. İridium bujinin ömrü arkadaşlar 80 bin kilometre. 80 bin kilometre rahatlıkla kullanılır. Ateşleme daha iyi olur. Yakıt konusunda daha iyi sonuçlar elde edilir. Şimdi bu montajımız bitti. Az önce aşağıdaydı. Montajımız tamamlandı. Bereci taktık. Bereci konfor mükemmel oluyor. Araç 25 bin kilometrede ve aracın bujileri değişti. Ne ile değişti? İridium bujiyle değişti ve 80 bin kilometre sonra artık tekrar değişim gündeme gelecek. Dolayısıyla sık sık değiştirmek istemiyorsak bujilerimizi iridium'a değiştirebiliriz. Ama orijinal bujiyi kullanmak istiyorum diyorsanız da her 20 bin kilometrede bir değişmenizi tavsiye ediyorum. Hem yakıt sorunları yaşamamak için hem de motorla ilgili sorunlar yaşamamak için. Fiat Egea bizim canlı mühendislik olarak en çok montaj yaptığımız araç gruplarından. Sorunsuzluğu ile sevdiğim bir araç. LPG'ye tam uyumlu. Şimdi az sonra AFR ayarlarını tamamlıyoruz. Araç sahibini uğurlayacağız ve keyifli sürüşler dileyeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.